Kardeşim, elimizde mızrak, götümüzde yaprakla mamut mu avlayalım? Ne istiyorsunuz siz be? 21. yüzyıldayız. Giyinmeyeceğim mi ben? Ben giyinmeyecek miyim? Ne anlatıyorsun sen ya? Sen ne? Sana mı soracağım? Sana mı soracağım? Ben sana mı soracağım? Sensin yalancı. Sana mı soracağım ben? Yüzüne vurulduğu zaman konuşmuş. Sana mı soracağım neyi şikayet edeceğimi? Ekonomi kötü bilmem ne demeyeceğim. Algısız mısınız? Tamam. Algısız mısın sen? Siz algısız mısınız? Senin ekonomin benim ekonomim iyi diye herkesin ekonomisinin iyi olduğunu mu anlıyoruz? Onlar şikayet ediyor. Bir tane gerçek fakir şikayet ediyor. Ya millet aç gelmişsin. Beyefendi. Avukatı mısın? Avukatı mısın? Sen kimin avukatı? Sen hükümet savunucusu musun? Sen Mercedes'le gezeni mi savunacaksın bana? Sen kimsin? Sana mı soracağım ben? Sana mı soracağım ben? Ben Cumhurbaşkanlığının uçaklarını konuş. Ben sana mı soracağım? Ben sana mı soracağım? Fikrimi savunurken sana mı soracağım? Halk tabi. Halk tabi hain. 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 Bu halk değil mi? Ne bu? Abi bak bana mesela ben sana şu an tazminat açsam kazanırım. Diyorum ki bakın parti değil, biri yapıyorsa yanlışı bu herkes için yanlış. A partisi, B partisi hiç fark etmiyor. Bakın ben AKP'li değilim. Benim belediyem AKP. Bir dakika. Olamam, çok doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Kelimemi bitireyim. Kelimemi bitireyim. Bir şey sorayım sana. Buyurun. Sorsana Nas ne olmuş Nas? Ya o değil. Benim bakın benim belediye. Farkında mısın ya? Bakın ben 30 yaşındayım. Seçtikleri sistemde, yani onların seçtiği sistemde yaşamaya çalışıyorum. 12 senedir İstanbul'dayım. İlk geldiğimde çok daha rahat yaşayabiliyordum. Bana gelmiş adam diyor ki AKP şöyle ya. Bana AKP CHP deme. AKP de yanlış yapıyorsa yanlış, CHP de yanlış yapıyorsa yanlış. Biz bunu niye partileştiriyoruz? Ben bu ekonomi çok affedersiniz bok gibi. Emekli sürünüyor, öğretmen sürünüyor, doktor sürünüyor, öğrenci sürünüyor. Ya bu ülkede parası olanın zaten var. Biz bunu tartışmıyoruz. Parası olanın parası var. Hatta daha da var yani. Anlatabiliyor muyum? Ekonomi şu an burada kim evine gidip bir kilo et alabiliyor ya? Ete geçin, insanlar çocuklarını yumurta alamıyor. 4 lira olmuş tanesi. Neyi anlatıyoruz ya? Biz aldım. Buyur abi gel. Buyur abi gel. Gel. Bak buyur. Ha mesela abi, yani. Abim bir malzemeci bak. Şuna malzeme. İki tane çocuğum var abi. Bak şunu aldım. Gösterebilir miyim abi? Satacağım, para kazanacağım. Bak, abim ekmeğine çıkmış. Bepi çek bak. Heh. Malzeme yapıp çocuğuna ekmek götürecek. Heh. Ve ülkede ekonomi çok iyi. Uçuyoruz. Ek iş olarak yapıyorum bunu. Evet. Hani bugün bak faizi arttırdılar yine. Evet. Oo. 35'e çık. Zaten yapılması gereken bir şeydi ama bunca zaman niye yapmadık da biz böyle beter olduk? Hayır, niye yani düşürdü de inat etti niye de şimdi çıkardı? Niye böyle beter olduk ki? Ev kira mı abi? Kira. Sizin? Eski kirancıyım ben ama geliyor bir ay sonra zam. Bakalım aynen. Ne hale benim ben eski yani kiracıyım. Çocuk var mı? İki tane var. Ben cesaret edip evlenemiyorum abi. Öyle bir gücüm yok çünkü benim yani. Bunlara ben laf anlatamazsın abi. Bak bunların beyni yıkanmış artık, anlatamazsın. Konu o değil. Partileştiriyoruz olayı. Benim derdim parti değil. Bakın muhalefet de muhalefet değil. Yani ama 22 yıldır ama bak şöyle bir şey var. İnsanlar şuna tepiyor. 22 yıldır bu ülkeyi muhalefet değil, iktidar yönetiyor. Yani muhalefet tabii, tabii. Çok, çok, çok muhalefet doğru. Yok ki. Ya Kılıçdaroğlu mu muhalefet? Ya muhalefet de olsa şu an iktidar karar veriyor. Abi adam kalkmış Netanyahu koltuk sevdalısı diyor. Ha. Sen kendine bak ilk önce ya. Bakın 30 milyon dolar bir ülkeye hibe ediyor. 30 milyon dolar. Ya biz neden o zaman bu kadar paramız varsa deprem zamanı biz niye insanlardan para topladık dilenci gibi? Biz niye bunu kendi ülkemize harcamadık? Ya ne bileyim, bizim neden yurtlarımızda öğrenciler kendini asıyor geçinemiyoruz diye? Niye bir baba kiramı ödeyemiyorum diye kendini asıyor? Biz neden hayvancılık yapan bir ülkeysek et yemiyor burada hiçbirimiz? Biz niye pirinci dışarıdan alıyoruz? Niye mercimeği dışarıdan alıyor? Bunu neden kimse tartışmıyor? Benim cumhurbaşkanı dediğimiz kişinin 8 tane uçağa niye ihtiyacı var? 13 pardon, niye ihtiyacı var? Kefeniyenimizle yola çıktık diyen bir adamın 3000 kişilik korumayı ne? Ya burada hangimiz cumhurbaşkanını
etmek istiyor. Yani hangimiz bunu şey yapacağız, gideceğiz de bu adama suikast düzen. Niye? Ya bizi kimse ciddiye almıyor. Geçen gün bakın biz zorla bir savaşın içine sokuluyoruz. Tarafsız kalalım dedik. Adam ona buna bilmem ne dolar fırladı. Şimdi politika faizi yükseltti. Yine fırlayacak. Yine bize yansıyor. Yani biz 30 milyon doları hibe edebiliyorsak biz niye ek vergiler koyuyoruz ya? Niye bunu biz ödüyoruz? Neden biri sarayda otursun diye ben bakın hani Osmanlı övüyorlar ya Osmanlı. Tarih tekerrürden ibarettir. Onlar şu an lale devrini yaşıyor. Ama her çıkışında bir inişi var. Ya biz hiçbir şeye ses çıkarmıyoruz. Ses çıkarsa size komik bir şey söyleyeyim mi? Adalet diyorlar ya. Karaman'da bir olay vardı biliyor musunuz? AKP Gençlik Kolları Başkanı emniyet müdürünü tokatladı. Ben bir yorum yapmışım arkadaşlar Twitter'dan. Senin elini kırarlarsan bekle it yazmışım. Habere istinadı. Benim hakkında soruşturma açıldı biliyor musunuz? Neymiş? AKP Gençlik Kolları Başkanı'na it demişim. Evet. Adam bana soruşturma açsa şu an uzlaşmaya gideceğiz. Muhtemelen bir 20-30 bin lira para isteyecek. Benim o parayı öde... Hiç problem değil. Benim o parayı ödeyecek bir durumum yok. Muhtemelen biz mahkemelik olacağız. Adalet yok. Eğitim yok. Cehalet her dönem vardı ama ilk defa bu kadar cesaretli. İlk defa bu kadar güçlü. Anlatabiliyor muyum yani? Binali Yıldırım'ın oğlu da askerin karşısında gibi duruşu yaptığını biliyorsunuz değil mi? Sosyal medyada. Onu görmedim. Ne yapmış? Bacak bacak üstüne atmış. Çok normal değil mi? Şu an mesela savaş var diye insanlar diyorlar ki bundan da 10 yıl evvel bu yapıyordu. 50 TL yapıyordu. 50 TL yapıyordu 10 yıl evvel. 10 yıl evvel Bulgaristan parası. 10 yıl evvel 50 TL yapıyordu. Şu anda 1500 TL yapıyor. 1500 TL'ye ne yaparsın? Eşinden, çocuğundan yani burada ya Trador'da ya Suant'a gidersin, müzikle eğlenirsin, yemeğini yersin. Burada 1500 TL iki işi yedip de bir yemek yemesin. Diyorlar Edirne Bulgaristan'dan buraya geliyor diyorlar. Artık gelmiyorlar. Mal almaya gelmiyor çünkü pahalı. Önceden bir dişort 10 TL'ydi. Şimdi bir dişort 500 TL. Anladın mı abi? Vallahi. Abim 7500 TL emekli maaşı alıyor. Onu savunuyor. Onu söylüyor. Boş yani. Hepsi boş. Anladın ama bu kadar diyorum. Ben sana demiyorum. Ama Allah millete yardım etsin. Ne yapabilirsin mesela Bulgaristan'da? Ya bundan ne yapabilirsin? Dolabın dolar mı mesela? Bir al dolar tabii. Makineyi doldursun. Dolabın dolar. Doldursun tabii tabii. Rahat rahat eşinle dostunla gezersin. Rahat rahat. Gidersin 4 kişi otursun, yesin, içersin. Boş konuşurlar. Bence bu adamlardan fazla konuşmalar çünkü bunlar. Sen onu cebine sok. Gittin mi orada harca, burada harcama. Senin bu paran burada geçmez. Buradan geçmiyor. Güzel konuş. Sen böyle bak ben her yeri açayım. Sen bak. Sen paramız bak. Vardır bak. Paramız. Ne şu an senin? Paramız vardır ha. Ya bizim anne, paramız anne, burada. Ha. Hepsini topla 50 leva yapma. Şerefi var şerefi. O, ya, o 7 leva. Bu paranın bir şerefi var ha. 7500 lira yeni çektim maaşı. Ya. Sen ne diyorsun ya? Panayır oldu. Valla. 7500 lira. Boya mı? Haslarsa bitmez. Harca harca. Vallahi fazla bile. Abi saygılar başka bir şey demeyeyim. Allah millete yardım etsin, hepimize yardım etsin. Kimse ülkeyi kötülemiyor, ekonomiyi kötülüyor. Ekonomi iyi değildi. Hiç yoksa bu adam emekli olmuş, rahat geçinsin. Emekli adam gidip otelde rahat rahat yapmış. 5 yıldır otele gidemiyor ya. Aldı eline bir simit almış, bir su almış burada oteli aşamada. Bir simit, bir su neyi savunuyor ben de anlamayayım. Biz ekonomiyi konuşuyor ama bunlar hükümeti konuşuyor. Biz ekonomi. Ekonomi evet. Abi onunla ya bir çay onunla oğlum. Bir simit onunla oğlum. Yazık günah ya. Bir simit onunla ya. Bir çay onunla ya. Yazık günah. 5 kişi şurada baksana parklarda hepsi. Bir tane restoranta olan var mı?